Sanatçı Çağdaş Mülayim sizlerle birlikte. Kalmayınca korkarsın unutmaktan, kendinle hesaplaşmaktan, kaçacak bir yerin kalmayınca. Beni hatırlarsın her şarkıda, tüm her dudakta, kaybolduk düşlerde buluşuruz belki başka. Sektörün Öncüleri programının değerli izleyicileri, bugün yanımızda fantezi arabesk müziğinin duayen isimlerinden Çağdaş Bey var. Hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Çağdaş Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok ben teşekkür ederiz. Ben bizi ağırladığınız için çok teşekkür etmek istiyorum sizlere ve ekip arkadaşlarımıza. Biz teşekkür ederiz. Gurur duyduk sizlerin sağ burada olmasından. Rica ediyorum. Öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. 10 yaşında müziğe başladım. Aslında başlama hikayem biraz böyle spontan gelişen bir şey oldu. Büyük babam bir festival alanındayken tuttu kolumdan doğruca beni sahneye çıkardı. Aslında ben bir korkuyla, bir ağlayarak çıkmıştım. Ondan sonra bir güven geldi. Beğenilince de hoşuma gitti sahne, her çocukta olduğu gibi. Bu işi devam ettirmek istedim. Ailem de beni destekledi. Ondan sonra kendimi müziğe bıraktım. Aslında bir korkuyla çıktığınız sahnede asıl evinizi hissediyorsunuz artık. Kendimi bulduğumu hissettim. Aidiyetinizi sahne üzerine yaptınız. Kesinlikle. Peki sizin bu müzikle buluşmanızdan sonraki geçen o serüveniniz nasıl ilerledi? Hangi alanlarda, özellikle fantezi arabeskide ilginizi çeken ne oldu? Yıllarca zaten kendi kuşağımdan dolayı benim geldiğim dönemler, 80'ler dönemi arabeskin tavan yaptığı, fantezi müziğin tavan yaptığı dönemlerdi. Doğal olarak da kulağa o yerleşince İster istemez ona karşı bir sempati duymaya başlıyorsunuz. O yüzden de bende bir arabesk ve fantezi müziğe karşı ciddi bir sempati oluştu. Ve günümüzde de artık yeni jenerasyondaki arkadaşlarımız arabesk ve fantezi müziğe karşı diğer müzik türlerine göre çok daha ilgili ve alakalılar. Her yerde bunu duyabiliyoruz. Peki sizin kendinize örnek aldığınız karakterler kimlerdir? Kimlerden ilham aldınız? O kadar çok var ki hangi birini sayabilirim ki? Mesela Muazzez Abacı, birlikte çalışmak kısmet oldu kendisi bana. Ne mutlu size. Çok fazla sanatçıya örnek aldım. Yani illaki şu şudur diyemiyorum. Çünkü hepsinin kendine has bir ses rengi, bir yorumlama biçimi var. O yüzden hepsinden bir şeyler almaya çalıştım kendimce. Kendime yakıştırabileceği kadarıyla. Peki bestelerinizi de kendiniz hazırlıyorsunuz. Kendim aslında. Hazırladım. Nasıl ilerliyor? Beste yazarken neler yapıyorsunuz? Çok uzun mu sürüyor? Bu süreç nasıl ilerliyor? Bu aslında bunu beste yapan, söz yazan bütün arkadaşlarımız hep aynı şeyi söyleriz biz. Bu anlık gelen bir şey. O anda uykuda olabilirsiniz. Uykudan uyanıyorum çoğu zaman, mesela şarkı geliyor aklıma. Uyanıyorum, hemen cep telefonunu alıyorum, kayda basıyorum unutmayın diye. Kaydediyorum, sonrasında aha burayı beğenmedim, burayı böyle okusam daha mı iyi olur diyorum. Sözle beraber aynı anda yazıyorum. Bazen söz değişiyor, melodi değişebiliyor. Ondan sonra oturuyorum, bunları düzenliyorum. Profesyonel bir şekilde çalışma arkadaşlarımla birlikte profesyonel hale getirip dinleyiciye sunmaya çalışıyorum. Almayınca korkarsın unutmaktan, kendinle hesaplaşmaktan, kaçacak bir yerin. Sanatınızı o kadar güzel icra edip o kadar güzel benimsemişsiniz ki kendi içinizde, uyurken bile rüyalarınıza giren bir hale bürünmüş artık. Evet, artık öyle oldu. Yani ben müziğim, müzik benim şeklinde oluştu. Sahnedeyken kendimi çok rahat hissediyorum. Kendimi başka bir dünyadaymış gibi hissediyorum. Sanki o anda normal yaşadığımız gezegenden çıkmışım da bir rüya aleminin içindeymiş gibi hissediyorum. Kendimi çok özgür hissediyorum her şeyden önce. Ve repertuarımı da çoğunlukla ben dinleyici kitlesini ve izleyici kitlesini aynı anda izliyorum. O anki ruh durumları ne? Birbirleriyle mi konuşuyorlar? Üzüntülüler mi? Neşeliler mi? Davranışlarını inceliyorum. Bir skala belirliyorum kendime göre ve aynı zamanda şarkıları, insanların ne kadar dinleyip dinlemediğini de takip ediyorum. Onun üzerine spontan bir sahne hazırlıyorum. Öyle 20 tane, 30 tane şarkı hazırlayıp bunu bir konser havasında gerçekleştiriyorum. 2014'te yayınlamış olduğunuz bir albümünüz var. Evet. Kısaca ondan da bahsetmenizi isteriz. 2014'teki albümümü aslında biraz daha sürece yaymak isterdik ama eşim ve aynı zamanda sevgili menajerim Leyla Hanım'la birlikte daha fazla geç kalmamak adına bir serüvene çıkalım dedik. O zaman fırsatlarımız var. O fırsatı değerlendirdik. Sevgili Sinan Kayabaşı, aranjör bir arkadaşım, onunla birlikte çalıştık zaten. Albümü hazırlamaya girdik.
yaklaşık bir 9 ay kadar sadece albümün repertuarıyla uğraştık. Bir sürü şarkı seçtik, bir şeyler yaptık. O olsun mu, bu olsun mu? Ve son anda da albümün klip şarkısı olan Başka Bir Hayat'tayı, bu biraz şey olacak ama yanlış anlaşılmaz umarım, lavaboya girmiştim. Elimi yüzümü yıkadım çünkü çok gergindim. O esnada Başka Bir Hayat'tanın sözleri aklıma geldi. Çünkü içeride Sinan prova odasında gitar çalıyordu. Bir melodi kulağıma çalındı. Oturdum şarkıyı lavaboda yazdım. Ve Sinan dedi ki ben böyle bir şarkı yazdım, ne yapalım? Hemen dedi albüme koyun dedi. Anlık gelişen bir şey oldu. Bizim albüm serüvenimizle eşimle birlikte geç kalmayalım, piyasaya ayak uyduralım şeklinde verdiğimiz bir karar doğrultusunda gerçekleşti. Bu yolda en büyük destekçilerinizden biri de eşiniz. Kesinlikle. Sevgili Leyla Hanım. Buradan evet, selamlarımızı eşim. İletelim kendisine. Aynı şekilde saygılarımı sunuyorum kendisine. Peki sizler bu yolda çok çaba gösterdiniz, çok emek harcadınız. Sanat zaten göreceli bir kavram ama siz sadece fantezi arabesk de yapmıyorsunuz aslında. 33 yıldır bu işin içindeyim. Geçen bu süre içerisinde müzik sektöründe çok fazla değişimler yaşandı. İşte 80'ler ve 90'lar fantezi müziğine pop müziğin çakıştığı bir dönemdi. 90'ların sonlarında olan 2000'lerin başlarında elektronik müzik gelişti. Biliyorsunuz işte sevgili Serdar Ortaç, Mete Kalın, Hande Yener, Mustafa Sandal, Ferda Nur Yarkın. Bunların çıkartmış olduğu pop müzik üzerine pop'a yöneldim bir dönem. Ben o günkü güncel şartları pop müzik şarkılarının üzerine yöneldim. Bir süre 2 yıl kadar onlarla sahne yapmaya devam ettim. Sonrasında bana hiç uymayan ve hiç yapmadığım ve beceremediğim bir rap müzik, hip hop müzik akımı ortaya çıktı. Onu hiç denemedim. Zaten yapabileceğimi de zannetmiyorum. Ondan sonra tekrardan bir sanat müziğine geçiş oldu. Zaten ben sanat müziği eğitimi aldığım için sanat müziğinden devam etmek istedim. Bir dönem sanat müziği yaptım. Ondan sonra tekrar fantezi müzik gelişince Ebru Gündeş gibi, Emel Sayın, Funda Arar, bu gibi kıymetli sanatçılarımızın yapmış olduğu şarkılar üzerine fantezi müziğe geçiş yaptım. Ve artık dedim ki tamam, yani ses rengim ve Alaturka müzik eğitimi almış olmam, benim dedim ses rengime ve gırtlak yapıma en iyi uyan tarz fantazi arabesk. Evet, pop müzik de yapıyorum ama bu bana daha yakın kalıyor. Alaturka, fantazi ve arabesk üzerinde hayatıma ondan sonra devam ettim. O zaman size çok genel bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Sadece sesin güzel olması yetiyor mu yoksa eğitim şart mı? Sesin güzel olması yeterli değil. Eğitim de aslında bir noktadan sonra artık hiçbir işe yaramıyor çünkü sahne çok farklı bir şey. Bunu yıllardır hep söylüyorum. Sahne sadece iyi şarkı söylemek, iyi giyinmek, iyi görünmek değil. İzleyiciyle bir bütünleşmek, izleyiciyi anlamak, bir sonraki şarkıyı kafanıza yorumlamak ve izleyicinin bunu sevip sevmeyeceğini önceden analiz edip izlediğiniz izleyici kitlesine göre bunu okusam mı okumasam mı deyip bunun analizini yapmak. Ondan sonra insanlarla ve sevebilecekleri ama seviyeli bir diyalog kurmak. Sahne çok bir bütün aslında. O yüzden alaylı olan, eğitimli olmayan ve bu işi gerçekten çok iyi yapan bir sürü sanatçı arkadaşım var. O yüzden sorduğunuz soruya gelecek olursak, eğitim de yeterli değil, ses de yeterli değil. Bunların hepsi bir insanda bence toplanmalı. Yani hep şunu söylüyorum ben, sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Bütünü korumamız gerekiyor kısacası. Kesinlikle. Peki sizler, izleyicilerimiz size nerede dinleyebiliyorlar? Şu anda Antalya bölgesindeyim. 8 yıldır orada yaşıyoruz eşimle birlikte ve o bölgede sahne çalışmalarımız var. Ama onun dışında şehirler arası ve ülkeler arası da gidip geldiğim programlar oluyor. Bu şekilde canlı performanslarımı sergiliyorum. Aynı zamanda YouTube kanalım var, Instagram sayfam var. Oralardan da insanlar canlı performanslarımı izleyip dinleyebiliyorlar. Buradan anladığım kadarıyla yurt dışına da açılabiliyoruz. Orada da sahne gösterilerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki. Çünkü yurt dışından da beni izlemeye gelen gurbetçi çok fazla izleyicim var. Tatil için geldiklerinde bir sonraki tatili beni görmek adına planlayarak gelen çok fazla izleyicim var yurt dışında yaşayan. Özellikle Almanya'da çok fazla var, Hollanda'da çok fazla var. Ve oradan gelecek olan teklifleri de izleyicilerin yönlendirmesiyle gelecek olan teklifleri de değerlendiriyorum tabii ki bu yönde ve ona göre çalışmalar yapıyorum. Peki dinleyicileriniz için hazırladığınız yeni bir sürpriziniz var mı? Çok yakın zamanda çok güzel bir şarkı besteledim, hazırladım. Bunu aslında çok sürpriz bir sanatçıyla düet şeklinde düşünüyorum. Henüz kendisine bu teklifi götürmedim.
götürdüğüm deneyiyle karşılaşırım. Bilmiyorum, olumlu ya da olumsuz. Ama bu şarkıyı çıkarttığımda ciddi bir ses getireceğini düşünüyorum. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz da diyebiliriz. İnşallah. Peki son olarak izleyicilerimize ve dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hepsini çok sevdiğimi söylemek istiyorum her şeyden önce ve buradan hepsine saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Onlar olmazsa herhalde, beni dinlemezlerse hayatta bir uzvumu kaybetmişim gibi hissederim. Çünkü onları o kadar çok seviyorum. Onlara şarkı söylemek, onlarla bütünleşmek, onlarla diyalog kurmak, tüylerim diken diken oldu bunlar konuşurken. Onlarla bütünleşmek, onların duygularını, anlatamadığı duyguları, onların sesi olup herkese duyurabilmek bana göre yani inanılmaz güzel bir şey. Bunu ifade edemiyorum, kelimeleri bulamıyorum ben böyle şeylerde. Dinleyicilerime onları çok sevdiğimi, her zaman duygularını, onların sesi olduğunu, onların duygularını, onların o an yaşadığı duygu durumunu herkese ulaştırmaya devam edeceğimi bilsinler istiyorum. Öncelikle samimiyetiniz ve bize göstermiş olduğunuz bu güzel enerjiyi, enerjinizi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Gerçekten onur olduk buraya kadar geldiniz, stüdyomuza sizleri konuk edebildik. Çok teşekkürler tekrardan verdiğiniz tüm değerli bilgiler için. Eşinize tekrardan selamlarımızı iletelim buradan. Kalmayınca korkarsın unutmaktan, kendinle hesaplaşmaktan kaçacak.